Kendisini Şubat zanneden bir 19 Mayıs sabahından günaydınlar değerli gurmeler. Hepinize sevgiler, saygılar. Bugün çok özel bir gün. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız. Atamızı sevgiyle, saygıyla, minnetle, hürmetle ve özlemle anıyoruz. Bugün özel olarak Riders and Brothers Klasik Otomobil Kulübü ile Mint Garden isimli tesiste toplandık. Söğütözü mevkiinde. Biz de bugün görmekte olduğunuz gibi R129 yani Gurme Mobil 1 ile iştirak ettik bu toplantıya. Bakalım kimler gelmiş, adet yerini bulsun. Hepsini sizler için teker teker görüntüleyelim. Bir diğer Youngtimer, bir diğer Bruno Sacco tasarımı olan kolay kolay öldürülemeyecek Mercedes modellerinden, Mercedes'in altın çağı modellerinden 124 kasa E serisi. Sunroof'unu da açmış. Klasik birinci jenerasyona özel ızgarayla tümleşik küçük klasik benz yıldızına sahip. Bizim artık R129'u fazlasıyla aşinasınız, fazlasıyla tanıdınız. Tenteyi kapalı tutuyoruz bugün. Hava hakikaten buz gibi. Az evvel baktığımda derece 9,5 dereceydi. Yanımızda devasa salon salomanje, neredeyse 6 metre boyuyla bir dev var. Chevrolet Silverado. Hem de long bed, üstüne double cab. Yani hem çift kabini var, hem arkası uzun bagajlı. Devasa bir cisim. Maşallah, yani buna otomobil denmez. Böyle tren gibi bir şey bu. Günümüzün böyle büyük dedikleri Ford Ranger pick-up'ları bunun yanında oyuncak gibi kalıyor, öyle söyleyeyim size. V8 motorlu bir Ford Fairlane'imiz var. O da bayrağımızın renklerini taşıyor. Kırmızı beyaz. Çok çok hoş. Güzel bir renk kombinasyonu var. Arada nikelajları da oldukça sağlam kalmış. Beyaz yanaklı lastikler de bunlar da biliyorsunuz. Olmazsa olmaz. Rahmetli dedemde vardı Fairlane. Hakikaten çok özel bir otomobildir. Yanında Volvo 244. Hem de turbo motorluymuş. Üzerine bir şey koymuşlar. Resto mod çalışmasıyla modern bir far takımı mercekli koymuşlar. Bu da Türk bayrağımızı taşıyor. Yanında 64 Impala. O da çift renk kombinasyonunda ve ilginç bir çift renk kombinasyonu. Koyuya koyu. Genelde açığa koyu yaparlar. Burada koyuya koyu ton farkı var. Ve bunların da biliyorsunuz aynalarının olmazsa olmaz aksesuarı bu kocaman zarlardır. Koltuk da kanepe tipi koltuk. Şanzıman tabi koldan olunca önde de 3 kişi oturabiliyor bu tarz araçlarda. Karşıda bir 56 Chevy var. Bel Air. 56 sevgili babamın en sevdiği 50'li Chevrolet'ler jenerasyonudur. Roket şeklindeki uzay çağına atıfta bulunan logosu. Buradaki V harfi kaputun altında V8 motor olduğunu anlatıyor bizlere. Pırıl pırıl parlayan nikelajlar var. Jantlar dahil. Maşallah çiçek gibi. Kondisyon müthiş. Yanlış anımsamıyorsam bu otomobil sevgili gurme takipçimiz Sönmez Bey'in de eski otomobili gibi bir his var içimde. Evet, çok aynen. Güzel kondisyonda. Sönmez Bey'in değil mi? Bak bak, yeni sahibi de siz misiniz? İyi, güle güle günlerde, güzel günlerde kullanın inşallah. Bak, canlı kayıt yapıyoruz. Siz de bu şekilde dahil olmuş oldunuz. İsminiz? Kemal Bey, hayırlı uğurlu olsun. Yanında bir Opel Ascona var.
O da gayet mihrabı yerinde. Ve karşıda büyüklerden devam edelim. Tolgan kardeşimizin devasa Suburban'ı, hem de Stilin Edition, üzerinde normalde Supercharger'la çıkmış. Ama bir şekilde Supercharger'ı ilerleyen yıllar içerisinde kaybedivermişler. Kendisi yeniden temin edip monte etmeye çalışıyor. İnşallah yapar. Ondan sonra bununla layığınca bir test sürüşü gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun da arkasında ambulans tipi kapıları var. İki yana doğru açılıyor. Bu da güzel bir donanım. Bir diğer ambulans kapılıya geçelim. Ondan önceki jenerasyon Suburban. Bu da Deha Üstad'ın otomobil koleksiyonuna tabi. Bagajında hiç koltuk moltuk yatırmadan 2-3 kişi, belki 4 kişi yatabilir. Arka koltuğunda da bir kişi, ön koltuğunda da bir kişi. Yani bu araçta çok sıkışırsanız böyle bir kısa bir süreliğine ev olarak bile kullanabilirsiniz. Yürüyen ev denilebilecek boyutlarda bir cihaz kendisi. Ve karşı tarafta Buick Century görüyoruz. Güzel bir kupe. Üretildiği döneme özgü B serisiyle, B sütunuyla C sütunu tümleşik hale gelmiş. Yanında opera demesek de bir ufak window açılmış, ufak bir pencere açılmış. Hoş bir vites topuzu var, sanki uçak gazı gibi. Bunlarda da biliyorsunuz böyle etli lastikler makbuldür. Asfaltı kazıdığı için bayağı dayanıklı olmalı. Şimdi devam edelim. Bunda da tabii haliyle bir V8 motor var üzerinde. Yanında gurme takipçilerimizden Hakkı Tatoğlu'nun Daimler'ı var. Jaguar XJ'in kardeşi kendisi. 0 kilometrede alınmış bir otomobil. Şu anda yaklaşık 700 bin kilometrede. Bir Jaguar'ı bu kadar yüksek kilometrelerde görebilmek güzel bir şey. Yanında grup lideri Deha Üstad'ın Ace of Space namlı, yani maça ası namlı 69 Chevrolet'si. O da çok ciddi bir custom çalışma. El yapımı. Tamamen üzerindeki işte bu alev desenleri. Hepsi kabartmalı. Elde yapılmış. Kaportası böyle tamamen brushed bir metot yapılmış. Elde işlenmiş bir şey. Metal. Çıplak metal görünümü. Arkasına müthiş bir, kendisi geçtiğimiz haftalarda yaptı bunu, bir dövme çalışması. Ace of Spades dövme çalışması. O da çok çok özel. Ve bir diğer Youngtimer'a geçiyoruz. Gene bir gurme takipçimiz Hakan Bey'in 208 kasa, C208 kasa Mercedes CLK kupesi. O da klasik otomobil kulübünün rallilerine katılıyor bu araçla. Gayet güzel kondisyonda. O da ufak ufak klasik olma yolunda ilerleyen bir araç. Bir diğer Youngtimer'ımız 201 kasa kodlu. Mercedes'in 200 kasa kodlarını ilk kullanmaya başladığı ve D Premium segmente girdiği ilk otomobil olan 190. Namı diğer Baby Benz. O da oldukça güzel kondisyonda. Bu Baby Benz'in ikinci serisine tabi bir araç. Takolarından bunu anlayabilirsiniz. İlk seride ince çıtalar bulunmaktaydı malumunuz. Şimdilik gelen araçlar bu kadar. Bakalım arada yeni araçlar katılırsa onları da sizlere göstermeye çalışacağız. Ve bir de her zaman adet yerini bulsun diye bir güzel kortej yapacağız. Güzel bir konvoy yapacağız. 19 Mayıs konvoyu. Onu da sizlerle paylaşacağım.
Orayı kullandım. İkisinden birini tercih edeyim. Güzel bir kahvaltı ortamı var. Konvoy yola çıkıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.